Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Tekirdağ Çorlu'dan sesleniyoruz ve Çorlu Satranç Eğitim Merkezi'ne konuk olduk. Yanımızda Birol Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı, eğitimle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Birol Bey merhabalar efendim. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Geldiniz. Sağ olun. Bizlerdeyiz. Çok sağ olun. Evet. Bizim için çok büyük bir keyifli sizleri ziyaret etmek. Evet, ben röportajımı öncelikle Birol Bey'i böyle bir tanımakla başlamak isteyeceğim. Birol Bey kimdir? Satrançla tanışma hikayeniz. Tabii ben yaklaşık 45 yıldır satrancın içindeyim. Yani daha ilkokula giderken İstanbul'da Boşnak Mahallesi denen Pendik'te orada öğrendim. Yani Yugoslav göçmenlerin daha çok kahvelerde oynadığı bir oyundu. Evet. Merak saldım tabii o yaşlarda. Bu gitgide İstanbul Kadıköy taraflarında moda da vardı. Türkiye'de belli yerlerde vardı. Evet. Oradan devam ettik. Buranın da ihtiyacı vardı aslında. Yani çoğunluğunda evet. Tekirdağ'ın da buna ihtiyacı. Bir açıklık vardı aslında. Vardı. Ben öğretmen olarak geldim. Kendim sınıf öğretmeniyim. Burada öğretmenlik yaparken Çorlu'da satranç bilen yoktu. Evet. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde biraz bir süre idarecilik görevinde bulundum. O sırada satranç kurslarını koyduk. Evet. Çocuklara öğrettik. Şimdi o yetiştirdiğim çocuklar hepsi üniversite mezunu, hepsi kulüpte açtılar. Mesleklerini yapıyorlar. Buna kadar bir yaygınlaştı. Şu anda Çorlu Türkiye genelinde iyi bir seviyede şu anda. Evet. Biraz burayı tanıyalım o zaman efendim. Neler yapıyoruz burada? Burada biz en küçük 4 yaşında çocuklar geliyor. Bunun 70 yaşına kadar gelenler var. Ama biz genelde ilkokul çocuklarına yönelik yapıyoruz. Daha beyinleri açık oluyor. İlerleyen hayatlarına ne kadar çok olumlu yansıyor değil mi aslında? Ya ben şimdi sınıf öğretmeni olduğum için evet. Satranç oynayan bir çocuğun bir kere sayısal zekası daha iyi oluyor. Dikkatli oluyor. Analitik düşünmeyi. Hızlı pratik düşünüyor, çözüm. Pratik çözüyor. Evet, evet, pratik çözüyor. Olaylar karşısında daha sabırlı oluyor, dikkatli oluyor. O evet. Yönde ve en azından kötü alışkanlıktan uzak duruyor. Sporla uğraşan bir kişinin evet. Hiçbir zaman kötü bir alışkanlığı olmuyor. Kesinlikle ama ülkemizde de satranç aslında çok revaçlı diye. Özellikle 5-10 sene önceye dönersek bu kadar rağbet yoktu ama o algı kırıldı artık. Evet. Artık satranç önemli bir alanda. Şu anda evet Türkiye İş Bankası bu konuda sponsorluk yapıyor Türkiye Satranç Federasyonu'na. Evet. Yakın zamanda Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu sporcular çıktı Türkiye çapında. Bizler de milli takım oyuncularımız var burada. Evet. Yaygınlaşıyor. Yani artık insanlar da, aileler de bilinçli olmaya başladılar. Yani evet. Çocuklarını bu zeka oyunlarını yönlendirmeleri, işte kötü alışkanlıkla uzak durmaları açısından bunları yönlendiriyorlar. Zaten evet. De çok büyük bir faydası var. Kesinlikle bir de satrançın yaşı da yok. 7'den 70. Hani bir futbol gibi değil mesela. Yani. Çünkü bizde genelde spor denildiği zaman futbol, voleybol, basketbol evet. Aslında bunlara da biraz meyilli olmak lazım. Yaş sınırı yok. 7'den 70 herkes oynayabiliyor. Şu anda futboldan sonra en çok revaçta olan satranç. Yani sporcu sayısı Türkiye'de sporların içerisinde en çok. Yaklaşık 1 milyon lisanslı oyuncu var Türkiye genelinde. Bu başka spor dalında yok. Yani bir de satrancın verdiği katkılar başka spor dalında yok. Yani her spor dalı mutlaka faydalıdır ama satrancın her konuda faydası var. Yani çocuğun eğitim hayatından tutun. İşte düşünmeyi, sabırlı olmayı. Yani bir de sosyal faaliyet ilişkilerde. Evet. Yani A'dan Z'ye aslında çok, her şeye faydalı var. Sadece var. Biraz yaşamak lazım ama bir de tabii sevmek de gerekiyor. Sevmek, evet. Onu sevdirmek işte öğretmenin elinde. İyi bir öğretmene düşmesi gerekiyor. Yani çocuk ilk geldiği zaman 4 yaşında buraya. O çocuğu nasıl satranç sevdirebilir? Yani çok iyi yaklaşmak gerekiyor. Bu da ince bir çizgi ip üstünde evet, yürümek gibi evet, aslında. Evet, yani onu sevdirdikten sonra zaten gerisi geliyor. Çocuk bırakmıyor, seviyor. Yani sizin bu sefer ekstra o kendi gelmek istiyor. Kendi gelmek istiyor. Zaten buraya gelenler hep kendi isteğiyle geliyorlar. Yani zorlama falan yok zaten. Kendi isteğiyle geliyorlar. Çok evet. Güzel vakit geçiriyorlar, eğleniyorlar. İşte bazen burada işte arkadaşlar doğum günümü diye kutluyorlar satranç arkadaşlarım diye. Evet. Ne kadar eğleniyorlar, güzel. Yarışmalara gidiyoruz, etkinliklere. Şimdi Ocak ayında Antalya'ya gideceğiz, Kemer'de. Türkiye evet. Şampiyonası, yaş grupları, Türkiye Şampiyonası var. Milli takım oyuncuları seçecek yaş gruplarında. Evet. Öğrencilerimizi oraya getireceğiz. Antalya'da bir hafta kalacağız. Evet. Ocak ayında yarı yıl tatilde. Değil böyle mi? Etkinliklerimiz var.
ailelere de aslında biraz daha teşvik etmek gerekiyor. Evet. Çocuklara. Çünkü ailelerde şöyle bir algı da oluyor. Acaba derslerden geri kalınır mı? Okulu etkiler mi? Evet. Gibi düşünceler de oluyor, değil mi? Evet. Bununla karşılaşıyorsunuz. Tabii ben bunları anlatıyorum. Kendim öğretmen olduğum için kesinlikle satranç oynayan çocuk asla derslerden geri kalmaz. Tam tersine ilerler. Yani bunu çok yaşadım. Yani gözlerimle gördüm. Hatta kızım 4 yaşında başladı satranca. Şu anda 25 yaşında. Hiç satrançtan kopmadı. Eğitim hayatı her zaman çok başarılı geçti. Hala devam ediyor. Buradan da kızına da selamlarımızı gönderelim. Evet, onların da manevi destekleri çok büyüktür. Evet, evet. Yani o, doğru. O dönemin öğrencileri işte çok iyi bir seviyeye geldiler. Ben zaten araştırıyorum böyle. Kızımın arkadaşları o 7 yaşında başladıkları zaman milli takım seçmelerine gittikleri zaman oraya katılan tüm sporcular şimdi hepsi meslek sahibi oldu. Hepsi de iyi yerlerde. Hepsi iyi bir meslek. Yani demek ki satranç oynayanların öyle boşta kalacak durumlar olmuyor. Hepsi eğitim hayatlarında başarılı oluyorlar. Evet. Onların mutluluğu sizi mutlu ediyordur. Ailelerin mutluluğu sizi mutlu ediyordur. Çünkü bunlar parayla pulla ölçülebilecek evet. olan değerler değil. Tabii yani çocuğa verdiğin burada özgüven hiçbir şeyle de ölçülemez yani. Onu takdir ediyorsun. Sahneye çıkarıyorsun. Madalyasını veriyorsun. Kupasını veriyorsun. Alkışlatıyorsun. Onunla gurur duyuyor. O madalyayla belki günlerce madalyayla geziyor. Of, onun çok gururu. Başka bir gurur. Evet, o gurur tabii. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet. Başarılarınızın daim olmasını diyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Tekrar geldiğiniz için teşekkür Saygılar. Ediyorum. Sağ ol. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Tekirdağ Çorlu'dan seslendik ve Çorlu Satranç Eğitim Merkezi'nde konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.